Merhaba. Türkiye doğası gereği gündemleri hızla öğütüp yenisine bakıyor. Bu aktörlerinin elini güçlendirirken toplumsal hafıza yara alıyor. Yakınlarda iki kaset olayı yaşandı. Şimdi gelin serin kanlılıkla bu iki olayı irdeleyelim. İlk kaset olayı CHP'li Aykut Erdoğan'ın başını yiyen telefon kaydıydı. İkincisi Sedat Peker'e yakın bir hesabın dağıttığı söylenen İhlas grubundan üst düzey bir kişinin erkek erkeğe ilişki videosu. İlki öfkeli eski eşin intikamıydı. Kocası kendini bırakıp daha genç bir kadınla hayat kurmaya kalkınca malzeme toplamaya başlamış ikisini mahvetmek için. 1993'te patlayan İSKİ skandalına benzer yönleri var sekreteri için eşini boşamak isteyen İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, tazminat olarak gelirinin çok üstünde bir rakam ödemeyi kabul edince, eşi Nurdan Erbu bundan rahatsız olup kocasının ihale yolsuzluklarını ortalığa saçtı. Belediye o yıllarda SHP'deydi ve bir yıl sonraki seçimde kaybetmesinin nedenlerinden biri de buydu. Aykut Erdoğdu olayında böylesi bir yolsuzluk olmasa da yeni eş Tuğba Torun'un partide önünün açılması için genel merkeze ısrarı deşifre oldu. Listeye beni koymayın onu koyun biçiminde. Sonuçta galiba ikisi de listeye konmamış. Tuğba Hanım bileğinin hakkıyla listeyi delip geçmiş parti yönetimine seçilmiş. Ne çare hayatının mah olduğunu düşünen eski eş eski kocası ve sevgilisinin siyasi kariyerini bitirdi. Eskiden olsa bunun yayınlanması için bir gazete ve gazeteci bulmanız icap ederdi. Çağımızda artık lüzum kalmadı. Yakınlarda İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock danışmanıyla samimi şekilde kameralara yakalanınca istifa etti, evliliği de bitti. Dünyanın her yerinde vardır ve olmaya devam edecektir bu. Netflix'te şu ara Bir Skandalın Anatomisi diye mini bir dizi gösterimde. Londra'da geçiyor ve Asistanıyla eşini aldatan bir bakanın mahkeme sürecini işliyor. Gelelim diğer kaset olayına ve heybedeki turplara. Dünyanın her yerinde sızan, sızdırılan dosyalarla toplumsal ve siyasal yaşama biçim verilir ya da suçlular ortaya çıkarılır, savcılar harekete geçer vesaire. Bu bir aydınlanma mücadelesi değildir. İçinde hesap vardır intikam içerir, dizayn amaçlar, devlet politikaları söz konusudur. Güçlü bir adayın önünün kesilmesi gerekmektedir, istihbarat örgütleri arasındaki kavganın tezahürüdür filan. Gerçek nedeni hiçbir zaman bilemezsiniz. Gerekçesi kamu yararı değildir yani. Gazetecilik sızan sızdırılan dosyanın ne amaçla servis edildiğine elbette bakar. Fakat bu detay haberin içinde bir unsur olur sadece. Ötesinde teyit ettiği verileri yayımlar, olayın üzerine gider, dosyayı büyütür. Sonuçlarıyla ilgilenmez. Bu skandalı soruşturan yargı için de geçerlidir. Türkiye bu anlattığım kriterler söz konusuysa tümüyle sıra dışı. Çünkü Türkiye'de gazetecilik kamu yararıyla değil olayın kime yaradığıyla ilgilidir. İsmaila cemaatini 12 Eylül Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde kapanmış 40 yıllık dosyayla yargılar Türkiye matbuatı. Soruşturması süren Hablimitoğlu cinayetinin baş zanlısı firardadır mesela oraya bakmaz. Hatta yurt dışına çıktı deyip hedefi saklamaya çalışır. Devamla. Otel ve saunalarda kurulan kaset tuzaklarına takılan her şey servise konmaz. Bununla iş tutulur. Bu kaset arşivleri milyar dolar değerindedir. Geçmişte Savuna çetesi ve Adnan Hoca grubuna yapılan baskınlar bunun içinde. Kıbrıs'ta Halil Falyalı bunun için öldürüldü. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Hepsini deli edeceğiz. Görülen o ki politikacısından yargı mensubuna, gazetecisine kadar hemen çoğunun kasedi var ve fütursuzca servis edilmeyi bekliyor. İltihap patlayacak ve ortalığı cerahat götürecek. Bu kesin. Nihai olarak devlet dizayn edilemezse işte o zaman silahlar patlayacak.